Bu sene 87.si dağıtılacak Akademi Ödülleri 22 Şubat Pazar günü Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak. Oscar töreni öncesi ödüle yabancı dildeki en iyi film dalında aday olan 5 filmden 4'ünün yönetmeni özel bir partide buluştu. Polonyalı yönetmen Paweł Pawlikowski'nin siyah beyaz yapımı Ida Avrupa Film Ödülleri'nde gösterdiği başarıyı Hollywood'a taşımayı hedefliyor. 1960'lı yılların Polonya'sında geçen film, rahip olmaya karar veren bir genç kızın aile sırlarını keşfiyle başlayan değişim hikayesini anlatıyor. Adaylar arasındaki en tartışmalı filmse şüphesiz Rus yönetmen Andrei Zyaginstev'in Leviathan adlı yapımı. Masrafının %35'i devlet fonundan sağlanan film Moskova yönetimini memnun etmedi. Ancak yönetmen Zyaginstev eleştirilere dikkate almadığını yineledi. Rusya'nın küçük bir kasabasında sıradan bir vatandaşın yolsuzluğa batmış yerel yönetime karşı verdiği mücadeleyi anlatan film, Rus karşıtı propaganda yapmakla suçlanıyor. Kategorinin diğer adayları ise Estonya'dan Tangier'in, Arjantin'den Wild Tales ve Moritanya'dan Timbuktu filmleri. Moritanyalı yönetmen Abdurrahman Sisako'nun filmi, Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'nun 2012'de radikal grupların eline geçmesinin ardından kent sakinlerinin sessiz mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Timbuktu, Fransız Sezar Sinema Ödülleri'ne de damgasını vurdu. 87. Oscar ödüllerinin animasyon dalındaysa birbirinden iddialı 5 adayı var. Büyük Kahraman 6, Kutu Cüceleri, Dragonunu Nasıl Eğitirsin 2, Denizin Şarkısı ve Prenses Kaguya'nın hikayesi. Ancak eleştirmenler Kutu Cücelerini bir adım önde gösteriyor. First, off with the box.